Merhaba arkadaşlar. Bugün itibarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun konusu içerisine girmiş bulunuyoruz. Osmanlı Devleti uzun bir mevzu, uzun ve geniş kapsamlı bir mevzu. Nasıl bir sıralamayla izleyeceğiz? Osmanlı kültür medeniyet dediğimiz, bugün işleyeceğimiz, bu videoda size göstereceğimiz uzun bir konu, detaylı bir konu. Osmanlı Devleti'nin hükümdar yönetimleriyle ilgili, toprak yönetimleri, vergi sistemleri, hukuk yapılanmalarıyla ilgili bilgiler, bilim insanları, sanatlarıyla ilgili bilgiler vereceğiz. Burası biraz detayı çok fazla barındıran, nispeten biraz ezberi de tabii daha çok barındıran bir konuya sahiptir. Bunun arkasından Osmanlı siyasi tarihi gelecek. Önemli padişahlarımızın yaşamları süresince bu devlete katmış oldukları olaylar, savaşlar ve barışlardan bahsedeceğiz. Siyasi tarihten sonra Osmanlı'nın duraklama dönemine gireceğiz. Duraklama döneminden sonra gerileme, gerilemeden sonra dağılmayla Osmanlı Devleti'ni bitirip Türkiye Cumhuriyeti tarihine doğru giden bir sürece girmiş olacağız. Bu geniş kapsamlı konuya baktığımız zaman bize özellikle ÖSYM'nin KPSS sınavında 9 tane soruyla karşımıza çıkacaklar. 9 sorunun da ağırlıklı olarak, yani bunu tabii tam net bir şey söylemek biraz yanlış oluyor belki ama yine de istatistiklere baktığımız zaman kültür medeniyet ve dağılma ile beraber harmanlanmış olan bir 9 soru var. Duraklama ve gerilemeden de serpiştirecekler ama ağırlık olarak kültür medeniyet ve de hatta dağılmaya çok dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Şimdi Osmanlı Devleti ile yolumuza başlayalım. Kültür uygarlık dediğimiz bölümle hem Osmanlı'dan ufak bir takım bilgilenme hem de içeriğine iyice girerek nasıl bir yaşam şekilleriyle 300 yıl ayakta kalmışlar ve sonuç itibariyle nasıl bir yıkılış sürecine girmişler, bunlar hakkında biraz bilgilenelim. Osmanlı Devleti biliyorsunuz Osmanlı adını almadan öncesinde aslında Oğuzların bir boyundan gelen, Kayı aşiretinden olan, işte Günhan soyuna münasır olan ve Ertuğrul Gazi liderliğinde başlamış olan bir hikayeleri var. Çok az bir nüfusa sahip olmakla beraber özellikle de en çok kadınların bulunduğu bir cemaatler. Ve 200 kişi işte keçi kılı dediğimiz çadırlarda yaşayan ama savaşçılık özellikleriyle de Anadolu Selçuklu Devleti'nin özellikle bünyesinde yaşayıp daha sonra dağılması noktasında 32 beyliğin bağımsızlığını ilan etmesiyle onlar içerisinde en küçükleri olarak işte Söğüt ve Domaniç dediğimiz bölgelere yerleşip varlıklarını Devlet-i Aliül Ala'ya kadar götürmüş olan yüce bir devlet karşımızda. Peki bunlar nasıl büyüdüler, nasıl hareket ettiler? Siyasi tarihte bunu daha net bilgiler de vereceğiz size. Ancak burada sadece belirli kriterlerden yola çıkarak daha derin bir mevzuyla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi buradaki çalışmamız nasıl olacak? Burayı birden fazla tekrar etmenizi özellikle öneririm. Bir okuduğunuzu hemen okudum anladım diyerek üzerinden geçip de bitirmeyin. Defaten birkaç kere okuyarak mümkün olduğu kadar aklınızda bulundurmaya çalışın. Çünkü ezberlendiği zaman çok çabuk unutulacaktır. Burada kavramlar biraz fazladır. Farsça ve tabii Osmanlıcanın da peşi sıra kültürüne katılmış olması sebebiyetiyle bir takım telaffuzlar size belki yabancı gelecek olacaktır. Hele ilk görenler bu konuda biraz sıkıntı yaratabilir. Bu yüzden lütfen dikkat edin. Mümkün olduğu kadar da tekrar etmeye gayret gösterin. Peki, şimdi burada bizim ilk konumuz ne olacak? İlk konumuz arkadaşlar devlet yönetimi olarak başlayacağız. Burada devlet yönetiminin içerisinde tabii ki tek bir merkezi otoritemiz var. Merkezi otorite dediğimiz zaman tek bir padişahın yönetimi altında bir yerleşim söz konusu. Ve bunun altında yer alan Divan-ı Hümayun adında da yaklaşık işte 7-8 tane üyelerini barındıran Veziri Azamından Reis-ül Kütabına, Kaptanı Deryasından Şeyhülislamına kadar Yeniçeri Ağalarına kadar oluşan bir grupla bir nevi meclissel işlev gören bir yapı gelecek. Bu Divan-ı Hümayun tabii ki daha evvelki Türk toplumlarında da var olan bir meclis yapısı olduğunu hatırlayın. Hani divanlı saltanatlar dedik, kurultaylar diye bahsettik İslam öncesinde. Bu bizim töremiz, bu bizim geleneklerimizden devam eden bir süreç. Fakat tabii ki çağın gerektirdiği ve koşulların oluştuğu şekliyle yapılanmalarında ve üyelerindeki değişiklikleriyle Osmanlı sizin karşınızda olacak. Divan-ı Hümayun'u tanıdıktan sonra Taşra Teşkilatı'nı tanıyacağız. Tabii bundan önceki tanıştırdığımız Taşra Teşkilatı'nda 3-5 tane çalışan kişilerin isimleriyle öz bir şekilde bitirmiştik Büyük Selçuklu Devleti'nde. Ama Osmanlı'nın yüz ölçümleri özellikle 1. Murat'tan sonra
Ve hatta bunu net bir şekilde Yavuz Sultan Selim ve de Kanuni Sultan Süleyman'la anormal şekilde bir genişlemeye sebebiyet vermesiyle topraklarımız iktaa sistemi adını vermiş olduğumuz tımar sisteminin çok daha büyüdüğünü ve böylelikle de çalışan sayısının çok fazla olması sebebiyetiyle eyalet sisteminin net bir şekilde görülmüş olduğunu incelemeye başlayacağız. Bunun haricinde maliye ve ekonomisiyle vergi sistemlerini tanıyacağız. Ekonomik etkinlikler içerisinde neler var, bunları ince ince işleyeceğiz. Ordumuz nasıl bir ordu oluşumuna girdi? Nereden nereye geldik ve sonunda nasıl bir gelişmeye doğru hareket ettiğini göreceğiz. Çünkü özellikle Anadolu Selçuklu Devleti'ne kadar Türk devletleri hep bir kara devletleri olarak hareket ederlerken Anadolu Selçuklu'da ne oldular? İşte Sinop'tu, Antalya'ydı, Alanya'ydı gibi bir takım deniz kıyılarındaki bölgeleri ele geçirmeye başlayınca biz yavaş yavaş denizcilikle ilgili gelişme gösterdik. Osmanlı'da ise bu artık tam bir profesyonel düzeye gelmiş duruma gelecek ve böylelikle biz hem kara hem de deniz olmak üzere ordumuzdaki yapılanmayı incelemiş olacağız. Toplumsal yapılarına bakacağız. Nasıl bir yaşam şekilleri kurmuşlar ve nasıl bir sosyal bir hayat içerisinde var olmuş olduklarını göreceğiz. Hukuk dengelerini işleyeceğiz ve sonuç itibarıyla da kültür bölümlerinde de hem eğitimlerini, dillerini, edebiyatlarını, bilim eserlerini ve sanatlarını tek tek incelemeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle devlet yönetimiyle şöyle bir başlayalım. Osmanlı Devleti'nin tabii ki kuruluş ve de yükselme ve de bununla beraber dağılmaya giden süreç içerisinde farklı bir şekilde anılmaları söz konusu olacak. Aslında temel mantık tamamen monarşik bir yönetime sahip olmaları. Nedir bu? Babadan oğula geçen bir sistem. Yani egemenlik kaynaklarını daha çok tebaalarının hakimiyetini padişahların tek söz sahibi olmalarıyla yönettiklerini görüyoruz. Bunun yanısında bizim çok geniş bir ulusal bir yapıya sahip olmamız sebebiyetiyle de imparatorluk ifadesiyle anılıyoruz. Ve teokratik bir devlet konusuna geldiğimiz zaman arkadaşlar teokratik yapısı şu an Yavuz Sultan Selim'e kadar tam bir teokratik yönetim ifadesini kullanamıyoruz. Ama Yavuz Sultan Selim'in Memlük üzerine yapmış olduğu savaş, işte Ridaniye ve Mercidabık savaşlarından sonra halifeliği bizzat Yavuz'un kendi şahsına alması bizim işte o noktada tam anlamıyla teokratik bir yapıya geçtiğimizin göstergesi olacak. Bunu siyasi tarihte biraz daha açacağız ve tabii ki gücün kullanımı diye sorarlarsa da merkeziyetçi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Şimdi normalde baktığımızda Orta Asya'dan Türkiye tarihine geçişe kadar hep böyle bir ikili yönetimden bahsettik. Doğu ve Batı olmak üzere devlet yönetimi mutlaka iki kardeş arasında paylaşılarak idare edildiğini gördük. Osmanlı'da kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar. Osmanlı asla Doğu veya Batı veyahut da kardeşleriyle bir paylaşım yönetimine girmediler. Çünkü geçmiş dönemlere bakıldığı zaman bunların devletlerin çöküşleri hızlandırdığının farkındalar. Ve de tabii ki sülale bakımından da ciddi bir genişleme olması sebebiyetiyle ikili yönetim zaten devam etmiş olsaydı 300 yıl kadar varlık gösteren bir devlet haline mutlaka gelinemezdi. Bir de buradaki değişikliklerden bir tanesi ise kılıç hakkı diye biz Alparslan'ın bir sistemini tanımıştık. Hani D Smaç ismini vermiş olduğumuz beyleri çadırına çağırdığı zaman gidin Anadolu'nun geri kalan kısmını fethedin. Fethettiğiniz yerlere de Türk ismi verin dediklerinde ne demişti bizim beyler? Gidiyoruz iyi hoş da bize bu işten kar ne olacak dediğinde Alparslan net ifadesini belirtip bundan sonra gittiğin yer senin malın olsun. Yani fethedilen yer fethedilenin malıdır dediğimiz kılıç hakkı denilen bir sistem getirmişti. Bu da değişik bir Türk kültürüne yerleşen bir yönetim şekli haline dönüştürülmüştü. Ama devamlılığında Osmanlı bunu pek kabul etmedi, sevmedi. Çünkü dediğim gibi çok uluslu bir vaziyette hareket etmeden kaynaklı olarak bunlar ciddi sorunları doğuracaktır ki Osman ve Orhan Gazi dönemlerinde 1. Murat da dahil alabiliriz bunun içine. O dönemlerde yaşanan sıkıntıların ana sebepleri bu temelden gelen gelenekleri bozmadan hareket etmeye gayret etmeleri, büyüdükçe sorunları çoğalması, tabii ki idarede kontrolü zayıflatınca merkezi otorite Osmanlı'nın büyümesinin zaten en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Evet, Osmanlı Devleti'nin İdaresinin şekillenmesinde etken olan roller. Bunlar nedir? İslam dinidir. Büyük olarak Türk töresi tabii ki devam etmiştir. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi aslında Osmanlı'nın fethedilen bölgelerin geleneklerinde etkili olmuştur. Şimdi bu ne demek?
Fethedilen yerlerde arkadaşlar biliyorsunuz sadece Müslümanlar yok. Farklı dinlere mensup, bazı başka mezheplere mensup veya etnik özellikleri farklı olan insanlarla karşılaşıyoruz ve onlarla bir kaynaşma sürecine giriyoruz. Şimdi Emevilerdeki gibi biz tutup da fethettiğimiz bölgeleri hemen gelin siz de Müslüman olun ya da Osmanlı'nın bünyesine girin gibi bir mecburiyete girmedik. Yani bizde sömürge dediğimiz sistem asla bulunmamıştır. Bu sebebiyetten dolayı Osmanlı her girdiği yerde ilk önce yaptığı bayındırlık işleridir. Bayındırlık işlerinde de öncelikli olarak arkadaşlar genelde medreseler inşa etmiştir. İşte hamamlar inşa etmiştir, çeşmeler inşa etmiştir, camiler inşa etmiştir, hastaneler inşa etmiştir. Kendi kültürünü bir nevi bayındır yapısıyla oluşturmuş, vermiş olduğu ücretsiz hizmetler sayesinde de sempatikliğini bu şekliyle tercih edip kendilerine yönüne doğru çekmeye çalışmışlardır. Ve fethettikleri yerdeki insanların da etnik özelliklerini yaşaması için hiçbir baskıda da bulunmamışlardır. Bunları hiç unutmayın. Şimdi bundan sonraki konumuz hükümdarın ünvanları. Şimdi burada sorularda özellikle karşımıza ne gelecek? Orta Asya'daki hükümdar ünvanları, İslamiyet'i kabul ettikten sonraki devletlerde oluşan hükümdar ünvanları, bir de Osmanlı Devleti'ndeki hükümdar ünvanları. İşte sorular bu üç bölüm halinde harmanlanarak hangisinin belki hangi devletin hükümdarlarının ünvanlarından olup olmadığına dair soruyu size getirebilir. Tabii ki Osmanlı'da İslam sonrasında oluşan, bugün saydığımız Karahan, Gazne, Harzemşah, Babür Şahlı, Babür Devleti, Memlük Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti gibi oluşmuş olan ve onların özelliklerinden meydana gelmiş olan bir devlet olması sebebiyetiyle ünvanlarda çok fazla bir değişiklik söz konusu değildir. Peki burada ne var? Bakıyoruz, bey ünvanı daha önceden de duyduğumuz bir ünvan. Sultan ünvanı zaten Gazneli Mahmut'la ilk kez başlamıştı. Padişah ünvanı, ki bu sadece Osmanlı'ya ait değildir arkadaşlar, Osmanlı bazı halifelerinin de kullandığı ünvanlardan bir tanesiydi. Hünkar yine mevcut. Emir, Hakan, Halife, Han ve Gazi. Baktığımız zaman bunlar sadece Orta Asya Türklerinde olmayan, işte Han ve Hakan sadece orada var. Geri kalan terimler İslam sonrasında oluşan tüm devletlerde hemen hemen telaffuz edilmiş ünvanlar olarak karşımıza geliyor. Şimdi burada bir şey çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sorular içerisinde bize ilk sultan ünvanını kullanan padişah olarak belki sorulabilir. Bu da 2015'te arkadaşlar, özellikle Bursa'da bulunan bir Şehadet Camii diye bir camide yapılmış olan bir restorasyon sonucunda İşte bir sanduka çıkartılıyor. Sandukanın içerisinden bir ferman. Fermanda işte belirli bir takım emirler yazılmış. Emirlerin altında bir tuğra var ki bu tuğra bizim Orhan Gazi'ye ait olduğu öğreniliyor. Yani yapılmış olan bu çalışma tarihin bunca zamanki ilk sultan ünvanını kullanan Osmanlı'daki hükümdarın değişikliğinde oluşturmuş oluyor. Bundan önce bize böyle bir soru sorulsaydı biz hemen 1. Murat Hüdavendigâr olaraktan telaffuz ediyorduk. Ancak bundan sonrasında ilk defa sultan ünvanını kullanan kim diye sorarlarsa Orhan Gazi olarak bileceğiz arkadaşlar. Bu da küçük bir not olarak aklınızda bulunsun. Evet, devam edelim slaytlarımıza. Hükümdarların sembolleri kısmı gelecek arkadaşlar. Yani buradaki semboldeki kasıtımız neydi? Artık bunu iyice sindirdiğimizi düşünüyorum. Semboller sadece hükümdarların kullandıkları özel eşyalar, özel materyaller, özel bir takım imgeler ve bu imgeler sayesinde de sen hükümdarın hükümdar olduğunu biliyorsun. Mesela burada konunun içerisinde tam girmeden bir örneklemeyle geçiş yapmak istiyorum. Şimdi diyelim ki sen bir padişahsın ve padişah bir gün çıktı halkıyla kaynaşarak işte veyahut da bir av sürek avında, sürek avından atıyla beraber dönüş yaparken kenarda o anda işte çiftçiler veya halk bir şekilde gezindiğini varsayalım. Bir anda hükümdar geldiği zaman oradan bir tekbir gelir, bir destur çekilir ve destur geldiği an itibariyle de sen belirli bir açıda eğilerek asla başını kaldırmadan onun geçişini tamamlamasını sağlarsın. Ama keza diyelim ki at bir köylünün ya da işte halkın önünde durdu. Şimdi o padişah da olabilir, olmayabilir. Padişah olmasa diğer tabii devlet görevlerinde de sen yine aynı reveransını yapacaksın ama eğer padişahsa uzun süre o sana kalk demedikçe bir şekilde sen zaten dik bir vaziyete gelemezsin. Diğerleri için öyle bir şey söz konusu değil. Reverans yapar tekrar dik bir pozisyona gelirsin. Şimdi at durdu. Ben bunun padişah mı, vezir mi veyahut da başka bir devlet görevlisi olup olmadığını nereden anlayacağım? Osmanlı bunda bir çare bulmuş ve insan beyninin, vücudunun
eğilme aşamasına göre ayarlanmış olan atın hizasını arkadaşlar gaişe adı verilen özel bir örtü sererler. Serdikleri bu örtü senin tam görüş açına uygundur ve sen ne kadar eğilirsen eğil, gözünün ucuyla baktığın zaman o gaişe sadece ve sadece padişaha aittir. Padişahın atının üstüne serilir. Üzerinde hatta bazı surelerden de yazılarda mevcuttur. İşte Osmanlı bir takım imgeleri vardır ve sen işte onun padişah olduğunu hiç kafanı kaldırmadan anlarsın. Anladığın gibi de o sana kalk demediği sürece ya da uzaklaşmadığı sürece o eğilmeden dik bir vaziyete gelmezsin. Bu çok önemli bir reveranstır. Eğer sen buna uymazsan omuzun üzerinde başın kalmazdı. Bu böyle bir örnek. Yani böylelikle işte hükümdar sembollerinin önemi ve bir şekilde de değeri çok büyüktür. Bütün devletlerimizde aslında sadece Osmanlı için geçerli değil. Mesela hükümdar sembolleriyle ilgili sorularda bizim karşımıza nasıl gelecekler? Bu konuda biraz merakınız varsa bunlar üzerinden de birazcık giderek hareket edelim. Şimdi eşleştirme mutlaka yapıyorlar. Mesela İslam tarihinden alıyorlar, İslam öncesinden hatta alabilirler. İslam öncesindeki bir devletin kullanmış olduğu hükümdar sembollerinden bir iki tane, işte Osmanlı'dan da bir iki tane yapıp öncül verebilirler. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemindeki hükümdar alametlerinden veyahut da sembollerindendir veya değildir ifadesiyle sizin karşınıza çıkabilirler. O zaman biz şöyle bir inceleyelim. İncelerken hangilerinde benzerlik var, hangilerinde yok, bizi neyle bir şekilde eşleştirme yaparlar onlar üzerinde biraz konuşalım. Mesela şu otağdan başlıyorum. Otağ dediğim zaman ben bunu İslamiyet öncesi Orta Asya Türklerde de biliyorum. Bu bir çadırdı, hükümdarın oturduğu çadırdı ama o çadır hem idari merkez, hem hükümdarın evi, hem resmi görüşmelerini yaptığı bir yer olarak kurulmuş olan ve başka da zaten bir herhangi bir mimari bir bina olmaması sebebiyle çadır onların her şeyiydi. Ama biz Osmanlı'ya geldiğimiz zaman otağ artık tamamen bir merkezi idare olmaktan çıktı. Sadece dışarıda bir mekanda eğer oturacaksa ya da bir savaşta sefere gidecekse o büyük bir çadır bir şekilde kurulur ve padişah otağında savaşı takip eder veyahut da işte gezmeye çıktıysa bir piknik alanı gibi düşünün, mesire alanına çıktıysa orada bir şekilde dinlenmesini gerçekleştirirmiş. Çünkü artık bu dönemde idari merkez olarak kullandıkları otağı değil nedir? Saraydır. Öylelikle demek ki biz burada Orta Asya'dan gelen bir kültürün de ismen devam ettiğini bileceğiz. Taht, evet biz tahta örgün dedik Orta Asya'da. Orta Asya'dan tabi İslamiyet'e geçiş itibarıyla taht kelimesi tüm İslam devletlerinde aynı ifadeyle devam etti. Bunu zaten yakalayacağınızı umut ediyorum. Hilat giyme denildiği zaman hilat giyme, hilatı biliyoruz. Hani İslam devletlerinin Osmanlı'nın geçişi öncesindeki kültür medeniyetlerinde biz bunu ne olarak ifade ettik? Abbasi Devleti'nin işte çok önemli zaferler ve zaferler kazanmış olan hükümdarlara göndermiş olduğu bir hediye, bir kıyafet olarak biliyoruz. Ve tabii ki Osmanlı'da aynı şekilde Yavuz Sultan Selim'e kadar halifelik yine Abbasi Devleti'ne mevcut olduğu için onların yapmış olduğu, özellikle de kafir, küfran üzerine yapmış olduğu büyük seferler ve zaferlerde bu tip hilatlar yine gönderilir. Hilat bir kaftandır arkadaşlar. Kaftanlar müthiş bir ipekten yapılmış, üzerlerinde değerli eşyalarla bezenmiş ve halife tarafından da tanındığının resmi bir göstergesi olarak biliyoruz. Bayrağımız ve sancağımız hakkında bilgimiz var. Bunlar zaten olmazsa olmazlar. Tuğra biliyorsunuz ki padişahın imzasıdır. Her padişahın kendine has imzası vardır. Tuğlar yine sancak ve bayrak altında hem soy hem boyu belli eden bir materyaldir. Mehter, işte burada mehter sizi birazcık sorularda karşı karşıya getirecek bir konuyu içeriye alır. Mehter, biz bu mehteri aslında Orta Asya'da telaffuz ettik ve buna nevbet ismini vermiştik arkadaşlar. Nevbet neydi? Davuldu. Ama bu davul padişahın çadırının önünde iletişim aracı olarak kullandıkları bir materyaldi. Böylelikle İslam sonrasına geldiğimiz zaman biz nevbet ismini kaybetmedik. Yine nevbet olarak telaffuz etti ama karşılığını bulduğumuz zaman resmi bir bando tarzı. Artık savaşlarda bir nevi hem böyle şevk vermesi hem de karşı tarafa biraz da korku salınması amaçlı kurulmuştu. Şimdi İslam sonrası devletinin Osmanlı bölümüne geldiğimiz zaman devletin ismi de değişti. Görselliğinden ziyade ismi de değişip Mehteran ismini vermiş olduğumuz bir grup olarak karşımıza çıktı. Diğer bir ismiyle Tabulhane olarak da telaffuz ediliyordu bulundukları yerlere. Sorguç, bak bu da Orta Asya'dan kalmış olan bir kelime. Ta ki Osmanlı'ya kadar gelmiş. Neydi sorguç, hatırlayalım.
işte kulak arkalarına taktıkları bir hayvan tüyüydü. Bu da bir şans tarzı veyahut da bir süs tarzı kullandıkları, işte kuşlardan özellikle de tabii kartalın tüylerinden kullandıkları bir özellikti. Osmanlı'ya geldiğimiz zaman Osmanlı bunu artık kalpaklar, yani padişahların taktığı o büyük kalpakların hemen üstlerinde bulundurdukları bir özellik. Ama kültür aynı kültür, amaç yine aynı amaç olarak devam etti. Paralarımız Osmanlı'nın en büyük özelliklerinden bir tanesidir. İlk Osman Bey'le başlayacağız, bakır para bastıracağız, Orhan'a geleceğiz, gümüş bastıracağız, döktüreceğiz. Sonrasında Fatih Sultan Mehmet'le altına doğru gideceğiz ve her bir parada kim onun dökümünü gerçekleştirdiyse o padişahın resmi, imgesi ve de tuğrasıyla mevcut olacak. Hutbeyi artık biliyoruz. Hutbe nedir? Hutbe artık senin tahta geçiş yaptığın sıra itibariyle arkadaşlar tüm yedi cihana hem o devletin başına geçtiğini hem de halkının bir şekilde senden haberdar olması için yapılan bir özellik olarak bileceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde alametler içerisinde bir de size tanıştıracağım. Burada olmayan bir kelime daha var. Rika arkadaşlar. R harfiyle yazılıyor. Şuraya da şöyle hemen size basitçe bir Rika. Belki gelebilir. Ekstradan bilginiz olsun. Rika ise Osmanlı Devleti'nde hükümdarların halktan aldıkları dilekçelerdir. Bunlar da ekstra bilginiz olsun derim. Evet, şimdi bu kadar alametlerinden bahsettikten sonra arkadaşlar ilerleyelim ve padişahımızın görev ve yetkileriyle ilgili bilgi almaya başlayalım. Şimdi Osmanlı'yı da aynı bugünkü koşullar içerisinde ele alacağız. Osmanlı evet merkezi bir otorite, demokrasi ve cumhuriyet olarak telaffuz edemeyeceğimiz belki bir yönetimdir ama bir padişahın görevlerine baktığımız zaman bugünkü aynı Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şeklinin 3 erki vardır ya, yasama, yürütme, yargı. Biz de işte bu 3 erkten yola çıkarak padişahın görevlerini bir inceleyeceğiz. Şimdi bu 3 erkin tabii ki bugünkü koşullar altında yasamanın görevini yaptığı kurumumuz ayrı, yürütmeyi yapan kurumumuz ayrı ve yargıyı yapan erkimiz farklıdır. Burada ise yasama, yürütme, yargı, padişah. Tek bir kişi üzerinden hareket ederek 3 bölüm halinde bir inceleyelim. Şimdi yasama dediğim zaman bugünkü koşullarda incelersek Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında ne vardır? Bunların en büyük isimleri, Türkçe karşılığı zaten yasa koyucudur ve de yasa koruyucudur. İşte yasaları koyan kişi olmakla beraber, kuralları koyan kişi olmakla beraber, bunları da uygulattırmak için yaptırımlarıyla pekiştirmekle beraber padişahımızın görevleri 1. Ferman, 2. Kanunname, 3. Adaletname, 4. Yasakname, Berat ve Hattı Hümayun olmak üzere bölümlerden oluşuyor. Peki şimdi bunlar ne demek? Biraz açalım. Burada neye dikkat edeceğiz? Burada iki tane konu çok önemli. Birbirine girifttir. Ancak küçük bir nüansla ayrılık haline geliyorlar. Onlar da arkadaşlar bir ferman, ikincisi ise Hattı Hümayun. Bunların benzerliği şu. Ferman, hepiniz artık biliyorsunuz, padişahın yazılı emrine ferman diyoruz kitap cümlesiyle. Ancak Hattı Hümayun da padişahın yazılı emri olarak geçer. Arada ise küçük bir ifade vardır. Şimdi ferman dediğimiz olayda evet padişah yazıyor. Yazdığı gibi ferman padişahındır diyerekten saraydan çıkıp halka bir şekilde duyuluyor veyahut da işte vezirlerine, devlet adamlarına onun bir takım emirleri iletiliyor. Ancak Divan-ı Hümayun adını vermiş olduğumuz Osmanlı'nın o yüce meclisi toplandığı zaman tabii bir takım kararlar ortak fikirlerle oluşuyor. Yani o 7-8 tane divan üyelerinin karar birliğiyle çıkan birçok konu. Sefer danışarak hareket ediliyor. Hani tek bir merkezi otorite olarak görüyoruz ama neticede bir takım bilgiler doğrultusunda padişah sonuca varabiliyor. Bazen kendi net verebiliyor, bazen de gelen fikirler doğrultusunda. Ancak özellikle Divan-ı Hümayun arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'ten sonra sadrazamların başkanlığında kurulmaya başlandı, yönetilmeye başlanmıştı. Bu sebebiyle padişah direkt başkanlık etmediği dönemlerde vezirin toplandığı, işte Divan-ı Hümayun başkanlığında toplandığı Divan-ı Hümayun'da alınan kararlar otomatikman tabii ne olacak? Padişaha bir şekilde iletecek. İşte orada sorunlar gelebilir, halkın şikayetleri gelebilir ve bu şikayetlere bağlı olarak da vezir önerilerini ve kendi fikirlerini de beyan edecek ve bir emir çıkacaksa, bir yazı çıkacaksa işte vezirden gelmiş olan bir takım görüşlerle de hareket edeceğini düşünün. İşte ferman bizzat kendisinin de çıkarabildiği
bir özellik olmakla beraber hani dışarıdan onun yetki verdiği kişilerden gelen önerilerle de çıkarmış olduğu bir yazılı emir olarak düşünün. Ancak Hattı Hümayun dediğin zaman bu padişahın hiç kimsenin fikrine danışmadan bizzat kendi hükmünü vermiş olduğu kararlar olacaktır. İşte kesin kellesunu, vurun kellesunu gibi bir ifade tamamen bizzat Hattı Hümayun'la padişahın net kararıyla çıkmış olan bir konusudur. Kanunname, işte burada tam yasama görevini yapıyor padişah. Burada ne yapıyor? Her türlü konuda kanun çıkacaksa bunu çıkarabilecek tek kişi hükümdardır Osmanlı Devleti'nde. Adaletname dediği zaman, adaletten zaten ana kökünü aldığın zaman adaletine çok düşkün bir yönetim şekli vardır Osmanlı Devleti'nin. Fakat burada padişahların en çok üzerinde durduğu ve hassas baktığı konu ise onların halkına verdikleri tebaam dedikleri o topluluk çok değerlidir ve onlara padişahın eşitliğini dağıtacak yöneticiler tarafından yönetilmesini emreder. Teşkilatlanma çok geniş. Eyaletler alabildiğince zaten büyük ve burada hem onların eyaletinin başında olan bir yönetici ve o yöneticinin altında da çalışan yüzlerce bir insan var. Ve bu yüzlerce insanın altında da çalışan bir o kadar çiftçi yani halk var. Şimdi böyle bir durum karşısında sen bir eyalet başkanıysan ki buna Osmanlı'da Beylerbeyi veya da Sancakbeyi diyeceğiz. Bir Beylerbeyiysen eğer sen Beylerbeyine adaletnamesiyle verdiği bir kural var. Kaideler var ki Osmanlı kaidesine çok düşkün bir devlettir. Bu kaidelere uymak zorundasın. Kaidenin en başında yazan ise halkıma, tebaama benim eşitliğimi ve adaletimi dağıtacaksın der. Eğer yönetici bununla ilgili bir sıkıntı yaşarsa hemen hakkında işlem yapılır. Hatta canından bile olabilme ihtimali vardır. İşte adaletname yönetici sınıfında olan kişiler için yazılmış olan kurallar ve de onunla peşi sırasında da yaptırımlardan oluşmaktadır. Yasakname adı üstünde zaten yasaklanmış olan bir takım ifadeler yine padişah. Mesela 4. Murat'ın içki yasağı gibi düşünün, tütün yasağı gibi düşünün, sokağa çıkma yasağı gibi düşünün. Bu tip kararları verebilecek tek mercimiz kim? Tabii bunlar yasama görevi olunca bunlar hepsi birer kanunsal işlevde hareket ediyorlar. Yazılı mı? Hayır. Sözlü. Yani ferman olarak yazılı diye aklınıza gelebilir ama onlar sadece herhangi bir kanunsal bir kitap şeklinde değiller. Sadece el fermanıyla kişi tellak çıkıyor ve gerekli koşulları ve kaideleri iletilmesi gereken yerlere duyuruyorlar. Berat dediği zaman berat eşittir atama belgesi. Yani bugün sen padişahın uzun yıllardır hatta o günkü padişahın babasından beri vezir olan birisi ama çok yaşlandın, yoruldun veyahut da vefat ettin. Böyle bir durum karşısında ne olacak? Onun yerine hemen belirli standartları oluşturmuş olan kişi tayin edilecek ve bu tayin edilmesinin de yine bir kaideye bağlı olarak yine bir kural çerçevesinde bir yine fermanla ilan edilerek duyurulacak ve yeni ataması yapılacak. İşte bu yapılmış olan belgeye de berat ismini veriyorlar. Hattı Hümayun'la tanıdıktan sonra yürütmedeki görevine bakalım. Şimdi yürütme dediğimiz zaman yürütme bugünkü mantıkta kim oluyor? Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlar Kurulu. İşte burada tabii ki hani cumhuriyetsel bir yönetim olmadığı için yürütmede kim? Yine yüce hünkârımız olacak. Ancak hünkârımız burada. Bu görevi yaparken yine aslında tam tek başına hareket etmiyor. Neyle yapıyor? Divanı Hümayun arayıcılığıyla yapıyor. Ve böylelikle de arkadaşlar yani alınan kararlar, yürütmeyle ilgili uygulanacak olan kısımlarda işte 7-8 tane oluşan o divan üyelerinin beraber toplanarak aldığı kararlarla görevlerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Şimdi yargıya bir bakalım. Yargıya baktığımız zaman yargıda bir iki tane sistemleri var. Tabii yargı kısmı arkadaşlar yani keskin kararlar verilen ve asla dönüşü olmayan kararlar olarak hep biliyoruz. Ama burada yine de bir hassas noktaları var. Ha, yargı deyince Divan-ı Hümayun da bu konuya giriyor. Çünkü Divan-ı Hümayun da bir nevi temyiz mahkemesidir. Bir nevi bir üst mahkeme görevi yapmaktadır. Adalete ve hassasiyete çok özen gösteren bir devlet var karşınızda. Yargıda müsadere nedir? Önce onu bir inceleyelim. Müsadere dediği şey hükümdarımız işte sen çok ünlü bir komutansın, inanılmaz bir zaferler ve seferlerle Osmanlı'ya topraklar kattın, inanılmaz bir hizmetlerin var ve bu hizmetlerine karşılık olarak da seni padişah ödüllendirecek. Ödülü neyle olacak da bizim ganimetler de olabilir bunlar, değerli eşyalar da olabilir ama sana bir toprak da, devletin miri toprak dediğimiz o toprağından da bir hediye sana sunabilir.
Ve böylelikle de bu senin şahsi mülkün haline dönüşebilir. Sen bunun işte kazanırsın ama kiraya veremezsin, satamazsın. Hatta belki miras da bırakamazsın. Kaideleri biraz nettir bu konuda. Ama yine bu hükümdarın tamamen inisiyatifine kalmış bir şeydir. Ve sen bu şekliyle toprağını işletiyorsun. İşte orada çalıştırdığın bir takım yine halktan kişilerin var. Her şey gayet güzel gidiyor. Hiçbir problem yok. Ama gün geliyor ki sen özellikle de adaletnamesine aykırı davranıyorsun. Veyahut da devlete zararlı işler, entrikalar peşinde konuştuğunu, hükümdarın kulağına birileri tarafından fısıldandığını varsay. Böyle bir durum karşısında sana bu bonkörlüğü gösteren hünkâr, kesinlikle eğer devletin bekasına zarar verecek bir pozisyonda eylemin varsa verdiği gibi bütün her şeyini geri alabilme şansına sahiptir. İşte bu yaptırımları yapan, bu müsaadeyi yapan yine sadece padişah. Yani bunu bir vezir, bir defterdar ya da bir nişancı asla uygulaması söz konusu bile değildir. Bakalım kul sistemine. Kul sistemi deyince arkadaşlar bu sistem yine sadece padişahın uyguladığı bir sistemdir. Şimdi özellikle televizyonlarda, dizilerde baktığımız zaman padişahlar genelde tüm tebaası, yani bugünkü halk kelimesinin karşılığında olan tüm tebaasına kullarım diye ifade ediyorlar. Kullarım kelimesi özellikle halifelikten sonra gelmiştir arkadaşlar. Halifelik zaten Arapçadan Türkçe'ye çevrildiği zaman ne anlama geliyor? Peygamber Efendimizin davranışlarının devamlılığı, onun takipçiliği anlamına gelen bir kutsal bir kelimedir aslında. Oradan kaynaklı olarak bir kullarım ifadesi doğuyor. Ama işte Yavuz Sultan Selim'e kadar kullarım ifadesini sadece ve sadece devşirmeler için kullanıyorlar. Devşirmeler dediğimiz ne? Karahanlıların ilk başlattıkları gulam sisteminin çok gelişmiş, değiştirilmiş, hatta biraz ufak değişikliklerle uğramış olan bir özelliği geliyor. Devşirmeler esir edilmiş kölelerden doğan bir gruptur. Burada küçük yaşta olmaları özellikle tercih edilir. Büyük olanlarla ilgili sadece yerleştirmeler yapılarak da işte tarımda daha çok hareket ediyorlar arkadaşlar. Yani 3 yaş, 5 yaş, işte 10-12 yaş arasındaki çocuklar tabii erkek olma kaydıyla 1. Murat itibariyle kurulmuş olan Enderun denilen bir mektepte eğitim almaya başlarlar. Yapılan sistem şu: orada aldığınız eğitimle siz idari konularda mı Osmanlı'ya hizmette iyisiniz yoksa askeri konularda mı iyisiniz diye belirlenir ve sonrasında da bunlar özelliklerine göre yerleştirirler. Ama bunun eğitimini veren kim? Padişah. Eğitim aldıkları yer neresi? Saray. Yani tamamen senin özel şahsi bir malınmış gibi düşün ve böylelikle de her türlü konuda padişahın haricinde bu devşirme sisteminde yetişen kişilere kimse müdahale edemezdi. O yüzden de bu kul sisteminin padişahın koyduğu kuralsa bir devşirme eğer devletin bekasına zarar verecek düzeyde bir eyleme karıştıysa bunun cezasını sadece padişah verir. Onun haricinde hiç kimse onun katlini gerçekleştiremez dedikleri yargıdaki bir bölümdür. Evet, işte yasama, yürütme, yargı padişahın. Bu da padişahın yönetme gücünün nasıl kullandığını size gösterdi. Bu da ne demek oluyor? Merkezi otorite ve ayrıyeten monarşik sistem yapımız bu şekliyle oluşmuş oluyor arkadaşlar. Evet, ilerleyelim ve Osmanlı'nın çok önemli konularından bir tanesi olan saraylarına gelelim. Neden önemli? Çünkü muhteşemliğiyle, ihtişamlarıyla çok önemli. Bundan önceki devletlerimize baktığımız zaman saray kültürüne zaten Gaznelilerle biz daha çok giriş yaptık. Ama çok süslü püslü bize bıraktıkları bir ortam söz konusu değildi. Ama Osmanlı'ya geldiğimiz zaman çok önemli mimarlar, çok önemli sanatçılar hakikaten bize bıraktıkları eserler, hala ayakta olanlara da dikkat ederseniz Topkapı Sarayı olsun, işte Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, işte Çırağan Sarayı, bunlar çok özel mimarilerle çıkmış olan güzel mekanlar olarak karşımızda. Peki saray dediğimiz zaman bir, padişahın evi ve yönetim merkezi olarak bileceğiz. Ve bizim kaç tane sarayımız var, onlar üzerinden özellikle bir konuşacağız arkadaşlar. Şimdi saraylara baktığımız zaman ilk sarayımız Osman Bey döneminde. Bey Sarayı adında ama bugün günümüzde hala kalıntıları kalmamış olan bir sarayımız var arkadaşlar. O yüzden de hani varlığı hakkında biraz şüphe vardır ama kayıtlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle kitaplarında yer alması sebebiyle net bir şekilde bunu telaffuz ediyoruz.
Burada ikinci olarak bileceğimiz saraylarımız içerisinde ne var? Topkapı Sarayı var ki en önemlilerinden bir tanesidir. Topkapı Sarayı ile ilgili de bilmemiz gereken konu şudur. Topkapı Sarayı en uzun merkezi idare olarak kullanılan saraydır. İşte o sebebiyetten dolayı sarayların incelemesine girdiğimiz zaman arkadaşlar genelde Topkapı Sarayı üzerinden hareket ediyoruz. Kim döneminde hareket edecek? Fatih Sultan Mehmet döneminde. Fatih İstanbul'u daha henüz fethetmeden önce daha önceki cetlerinin yapmış olduğu Edirne Sarayı'nda ikamet edecek. İstanbul'u aldıktan sonra Topkapı'yı hemen inşasını başlatıp ve ondan sonra ta ki son dönem padişahlara kadar tüm Osmanlı Devleti'nin yönetimi Topkapı Sarayı'ndan gerçekleşmiş olacak. Şimdi böylelikle Topkapı'dan yola çıkarak Topkapı'nın bölümleriyle ilgili daha çok size soru geleceği için biz de burada Topkapı Sarayı'nın bölümleri hakkında biraz konuşacağız. 3 bölümden oluşuyor Topkapı Sarayı. Enderun iç saray ifadesini kullanıyor. 1. Murat itibariyle oluşturulmuş bir özelliktir. Birun dış saraydır ve harem olmak üzere 3 bölümden meydana geliyorlar. Şimdi Enderun'u biraz önce de telaffuz ettik. Burada nedir? Devşirmelerin eğitim gördüğü bir alandır arkadaşlar. Burada her türlü idari devlet görevlisi, belki de askeri görevliye sahip olan kişiler seçilerek eğitilirler. Ve dediğim gibi sadece padişahın zaten girip çıkmasından başka kimsenin girmediği bir bölümlerden bir tanesidir. Birun dediğimiz zaman o tamamen devlet meselelerinin görüşüldüğü ve padişahın resmi hayatının geçtiği bir yerdir. Ve bölüm olarak baktığımız zaman Enderun ve Birun ise birbirine bir koridor gibi böyle bir köprüyle bağlantılı şekildedir. Ve özellikle Birun'dan çıkar, Enderun'a doğru gelir ve orada devşirmelerle ilgili bütün değerlendirmesi ve incelemesini de rahat bir şekilde yapabilir. Harem dediğimiz zaman harem kız kısmı olarak zaten biliyoruz. Padişahın tüm aile hayatının mevcut olduğu yer, annesi burada, cariyeleri burada, eşi işte burada, kız kardeşleri, kız çocukları genelde orada bulunduğu mahremiyet bölgesi ki harem dediğimiz haramdan gelen bir kökten oluşmuş olan bölümdür. Evet, peki bunların haricinde bizim saraylarımız var mı? Var. Sadece Topkapı Sarayımız yok. Ne var? İshak Paşa Sarayımız var. Nerede? Doğu Beyazıt Ağrı tarafında. İlk kalorifer sistemiyle yapılmış olan bir saray olarak bileceğiz. Edirne Sarayımız var. 1. Murat döneminde yapılmış olan. Arkasından Manisa Sarayı var. O da 2. Murat döneminde yapılmış olan bir saraydır. Sonra Sarayı Atik dediğimiz, bir diğer adıyla da Gözyaşı Sarayı olarak bildiğimiz, sürgüne gönderilen daha çok sultanların orada ölüme kadar kaldıkları bir saray olarak bilinecek. Beylerbeyi Sarayımız var arkadaşlar. Bunlar Abdülaziz döneminde yapılmış, hatta Ermeni bir mimar tarafından yapılmış. Serkis Balyan isminde bir mimar tarafından. Hepimizin bildiği Dolmabahçe Sarayımız var. Yine o da 3 katlı simetrik özelliğe sahip. Bunlar tabi 19. yüzyılın birazcık daha batı tarzına çok yakın olan saraylardan bir tanesidir. Onlar da Abdülmecit döneminde oluşmuş bir saraydır. Yıldız Sarayımız var. Yıldız Sarayımız aslında bir köşktü. Sultan 3. Selim annesine bir köşk olarak yaptırmıştı arkadaşlar. Daha sonra Abdülhamit, Mecid'di, Aziz dönemlerinde sarayın kenarlarına biraz daha köşkler, kasırlar yapılarak genişletildikten sonra saray ismini almış bir özelliğe sahiptir. Ve yine son olarak da bir her genç kızın rüyası olan, düğününü orada yaptırmayı hayalini kuran sarayımız var. O da Çırağan Sarayı. Abdülaziz döneminde yapılmış olan çok şaheser eserlerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Evet, gelelim şimdi şehzadelerimize. Şehzadelerimiz biliyorsunuz Orta Asya'da bir hükümdarın çocuğuna ne demiştik? Tigin. İslam sonrasına geldiğimiz zaman Büyük Selçuklu dahil olmak üzere hükümdarın çocuklarına ne isim vermiştik? Melik denilmişti. Ama Osmanlı'ya geldiğimiz zaman hükümdarın erkek çocuklarına artık şehzade ismi verildi. Şehzadenin tam kelime karşılığı aslında bilgisiz ve tecrübesiz anlamına gelir. Şehzadelerimiz 7 yaşına kadar anneleri tarafından büyütülürler. 7 yaşından sonra ise arkadaşlar şehzadegan adı verilen, hani bugünkü ilkokul gibi ilk derslerini görecekleri eğitimhanelerine giderler. Ve ilk derslerine de Bağd-ı Besmele ismi verilir. Yani ya Allah Bismillah deyip ilk derslerini orada görmeye başlarlar şehzadegan da. Böylelikle de 12 yaşına kadar, 7 yaşından 12 yaşına kadar şehzadeganda eğitim alan bir şehzadenin bundan sonrasında annesi ve kendisine tahsis edilmiş olan bir takım eğitmenleri ve başta lalaları olmak üzere diğer hizmetkarlarla beraber
Osmanlı'nın çok değer verdiği o sistemini gerçekleştirirler. Sancağı çıkarlar ve sancağı çıktıkları zaman da şehzade ünvanları bir anda çelebe dönüşür arkadaşlar. Yani daha eğitimli, artık bilgili ve tecrübeli olduklarına delalet olarak eştaş bir kelimedir. Böylelikle de bir sancağı çıkan şehzade orada artık hem idari yönetim tecrübesi hem askeri yönetim tecrübesi ve stratejileriyle gelişmeye başlar ki babasının bir vefatı söz konusu olduğu zaman padişah ve hükümdar olma özelliğini bir an önce kazanmış olması gerekir. Şimdi fakat tabi değişimler var şehzadelerde arkadaşlar. Belirli bir müddetten sonra bu sancak sisteminden sıkıntı doğacak ve sancak sisteminde kaldırılıp yerine başka bir sistemle geçiş yapacaklar ki hayatlarının hatalarını yapacak Osmanlı. Çünkü sancak sistemi arkadaşlar çok önemli bir süreç. Orada aldığın eğitimle sen devlet olayını, yönetim olayını çok daha başarılı bir şekilde getirebiliyorsun. Sancak eğitimi almayan padişahlar işte dağılma döneminin başladığı dönemler olacak. Peki burada şundan da bahsedelim. Bir şehzadenin sancakları Osmanlı içerisinde nerelerde mevcut oluyor? Bunlar hakkında da genelde sorularınız karşınıza gelebilir. Mesela nerede var? Manisa'da var, Kütahya'da var, Amasya'da var, Trabzon'da var, Çorum'da var, Antalya'da var, bir de Kefe'de var. Şimdi Kefe Kırım bölgesi olması sebebiyetiyle bize sorular içerisinde şöyle gelebilir. Anadolu'nun dışında olan İşte sancak aşağıdakilerden hangisi derse Kırım'daki Kefe'yi unutmuyorsun. Giden var mı? Var. Kanuni Sultan Süleyman'ı bir ara babası ya Sultan Selim oraya gönderecek. Kanuni çok gezmiştir sancaklarda. Trabzon'da da yaptı, Kefe'de de yaptı. Ama en son nereye geldi? Manisa'ya geldi. Sancaklar içerisinde iki tanesi çok önemlidir. Oraya gidenler kesinlikle hükümdar olma sırasına daha çok sahiptirler. Hangisi? Amasya, Manisa ve Amasya'dır. Ama en çok Manisa Şehzadeler şehri olarak geçer zaten. Amasya'nın Osmanlı'daki adı Taht-ı Kadim olarak bilinir. Manisa'nın ise arkadaşlar Darül Mülki Kadime olarak da ayrı bir telaffuzu vardır. Sorulur mu bu kadar derin diye bilemiyorum. Bazen şaka yapıyorlar ve böyle ağır kelimelerden sizin tanımanızı isteyebilirler. Küçük bir kuble olarak aklınızda bulunsun. Amasya Taht-ı Kadim olarak geçer. Manisa ise Darül Mülki Kadime olarak telaffuz edilir onların dönemki ifadelerinde. Şimdi buraya gelen şehzadeler arkadaşlar eğitimlerini tamamlamış olmaları sebebiyetiyle hemen idareye giderler. İdare yöntemine giderler. Şehzadelere yalnız sancağa çıktıkları zaman yetkilerinde tabii ki birazcık kısıtlamaları vardır. Ne vardır? Para bastıramazlar. Hutbe okutamazlar. Ve belirli oranda askeri güce sahip olmalarıyla sınırlandırılmıştır. Zaten gittikleri sancak dediğimiz yer sonuçta Osmanlı'nın bir eyaleti. Eyaleti dediğimiz yer neresi? Tımar. Tımarlı sipahiler var. Tımarlı sipahiler kaç kişi? İşte 100 kişi, 50 kişi. Onun haricinde ekstradan payitaht dediğimiz başkentten bir şehzadeye destek kuvvet gönderilmez. Sebep? Sebebi ise şehzadenin ayaklanma riskini bir şekilde bertaraf edebilmek için alınmış tedbir olarak göreceksiniz. Onun haricinde yine de oradaki bütün yönetim hakkı ve söz sahipliği kendi tuğrasıyla hatta hukuksal yapıdaki kadıların bağlılığıyla şehzademiz orada bir hükümdarın eli olarak, onun bir sureti olarak görevini yerine getirmeye başlar. Peki bunun haricinde arkadaşlar bilmemiz gereken veraset sistemlerimiz var. Veraset sistemlerimizdeki değişiklikler var. Yalnız buraya tam girmeden önce ben sancak sistemiyle ilgili bir kronoloji vermek istiyorum size. Bu da yine sizin sınavlarda karşınıza çok rahat gelecektir. Mesela sancak sistemini ilk başlatan kim? Sancak sistemini kaldıran kim diyerekten bir eşleştirmeyle karşınıza gelebilirler. O yüzden tane tane şöyle hareket ederek bunlarla ilgili de birazcık bilgi verelim. Sancak sistemini ilk başlatan Orhan Gazi'dir. Orhan Gazi'nin başlattığını ben kafamda tutarsam ilk sancağa çıkan padişahın Orhan Gazi'nin oğlu olduğunu da hemen bilmem lazım. Ve padişah sıralamamı da güzel bir şekilde hafızamda yer etmeyi başardıysam Orhan Gazi'nin oğlu kimdir? 1. Murat dediğimiz Hüdavendigâr'dır. Hüdavendigâr ilk sancağa çıkan padişah olacaktır. Bunu aklımızda tutuyoruz. Sancak sistemini Orhan Gazi, sancak sistemine ilk eğitim alan kişi ise 1. Murat olarak bileceğiz arkadaşlar. Sancak sistemini yasallaştıran kişi ise 2. Mehmet'tir.
Kanunname-i Ali Osman diyerekten hatta bir de yasa çıkartacaktır Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in de bunu ilk yasallaştıran kişi olduğunu bileceğiz. Sancak'ta yetiştirilip de son tahta çıkan padişah derlerse bize o da 3. Mehmet olacak. Bu da ne demek oluyor? Sancak sistemini kaldıran 3. Mehmet olacak arkadaşlar. Ve son olarak da bir tane daha kaldı. Sancak sisteminle eğitilmeden tahta çıkan kim? 1. Ahmet. Kim bu 1. Ahmet? Dizilerden belki tanırsınız. Ben ona Kösemin Ahmet diyorum. Kösen Sultan'ın eşi olan 1. Ahmet olarak aklınıza belki daha rahat tutarsınız diyoruz. Bir de Yavuz'umuz vardır. Sancaklarla ilgili ya da işte padişahlarla bilmemiz gereken bir şey varsa. Bir de babası tahttayken daha geçen padişahımız vardır. O da Yavuz Sultan Selim'dir. Bu da aklınızda bir köşede bulunsun. Sancağa giderken biliyorsunuz annelerini yanlarında götürürler. Ve bunlardan sadece bir tanesi oğlu giderken sancağa gitmemiştir. Kimdir? Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan. Kesinlikle oğluyla beraber sancağa çıkmayan tek valide sultan olarak bileceğiz. Evet, veraset sistemine girelim. Veraset sistemi nedir? Veraset sistemi yönetim şekli arkadaşlar. Yönetim şeklinden kastımız nedir? Ülkenin miri topraklarının yönetimi kime ait? Kimler bunlardan bir şekilde sebeplenebilir? Kimler devlet hazinesinden kendi gelirlerini oluşturabilirler? Şimdi biz Orta Asya kültürüyle gelen bir toplum olarak Osmanlı'ya da yansımış özelliğini net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi böylelikle de bizim sistemlerimizde süreç içerisinde padişah bir değişikliğe uğramıştır ki bunun sebepleri aşikar. Bu tamamen doğan bir takım sıkıntılardan kaynaklı olan bir süreç olacaktır. Mesela şimdi baktığım zaman Orhan ve Osmanlı dönemi tam bir tipik Orta Asya'nın kültürüyle devam eden bir yönetim şeklini görüyoruz incelediğimiz zaman. Böylelikle de onlar hiçbir zaman tabi İslam sonrasında kurulan Büyük Selçuklu'dan tutun da diğer devletlere kadar onlar da aynı özellikle devam ettirmesiyle gelen bir etkileşim. Kut dediğimiz anlayış. Kut anlayışının Türkçesi neydi? Ülke, hanedanın ortak malıdır dediğimiz bir siyasi yönetim şekliydi. Şimdi bu bir sıkıntıyı doğuracak. Neyi doğuracak? Şimdi ülke hanedanın ortak malı deyince, şimdi Orhan Osman Gazi bir tane çocuk değil, 5 kardeş olduğunu varsay, her bir 5 kardeşten de 5'er çocuk doğduğunu varsay, tabi sülale ciddi anlamda genişliyor. Ülke hanedanın ortak malıdır diye giderseler, otomatikman baştaki hükümdar vefat ettiği zaman bunlar birbirlerini yemekten devletin çöküşüne sebebiyet verebilirler ki nitekim bu kimin başına geldi? 1. Murat'ın başına geldi. 1. Murat'ın başına gelen şey ise arkadaşlar kendi evladıyla kaynaklı oldu. Çünkü bir Murat bir gün sefere doğru hareket ettiği zaman tabii bizim Bizans boş durmuyor o dönemlerde. Çünkü Osmanlı'nın bu 3 padişahı 105 sene kadar Osmanlı'nın oldukça yükselmesine hatta işte 2. Mehmetlere, Kanuni Sultan Süleymanlara yol açan kişiler Osman, Orhan ve 1. Murat'tır. Onların yaptığı altyapı Osmanlı'nın dehşet bir şekilde büyümesini sağlamıştır. İşte bu büyümeden dolayı olarak ne olacak? Çapanoğlumuz bizim kim? Bizans olacak. Bizans mutlaka bizi her türlü entrikayla devirmeye çalışacak. İşte bizim 1. Murat'ımız da zaten müdavendigâr müthiş seferleriyle ve de toprak genişlemesiyle meşhur ilk etaplarda. Böylelikle gittiği bir sefer esnasında hemen ne yapacak? Oğlunu bir entrikayla kudurtmaya çalışacak ve bir şekilde fitnelik sokacak ve başaracak. Başardığı gibi de baba seferdeyken bizim Savcı Bey 1. Murat'ın oğlu biraz da annesinin de almış olduğu destekle hutbesini okutarak babasının hükümdarlığını yok sayıp bundan sonra Osmanlı'nın hükümdarı benim diye piyasaya çıkacak. Ve bunu duyan 1. Murat tam zaten kılıcında kanı kurumadan devletine doğru hareket ettiği dönemde zaten kızışmış bir durumdular ki 1. Murat Yeniçeri tarafından çok sevilirdi arkadaşlar. Çünkü Yeniçeri'yi oluşturan ilk kişi 1. Murat'tır ve bir nevi Yeniçeri'nin babası olarak sayılır. Bu bağlılıktan da kaynaklı olarak ordu büyük bir hiddetle tekrar toparlanacak ve sefer dönüşünde büyük bir savaş açılarak tarihin Osmanlı tarihinin ilk baba oğul savaşına sahne olacak ama tabii 1. Murat bu konuda üstünlüğünü sağlayıp taraftarlarını yok edince Savcı Bey maalesef kaçmayı tercih edecek. Kaçıp Bizans topraklarına girip oraya sığınmaya çalıştığı anda Muratsa inatla peşinden gitmiş ve bir şekilde yakalayarak da oğlunu getirmiş. Getirdiği gibi ne yapacak?
ceza uygulamak zorunda. Çünkü yapılmış olan hareket evlat dahi olsa, ki onları şehzadeyken öyle yetiştiriyorlar, devletin bekasını kim tehdit ederse, kim devlete karşı bir ihanetle karşılaşırsa, anne baba, çoluk çocuk, kardeş dinlenmez arkadaşlar. Ki o dönemin koşullarında vatan her şeyin en üstü, ki bunu zaten Mete Han bile bize öğretmişti. Böylelikle tabii yine de bir yerde evlat sevgisi var. Evlat sevgisi sebebiyetiyle çok da böyle biraz duygusal yaklaşan Murat, yaptığı ilk etapta oğlunu hemen zindanlara atmak olacak. Ama tabii baskı var. Halktan da tabii bunun bir şekilde baskısı büyük oranda kendisine geliyor. Çevresindeki yöneticiler, çünkü o merkezi otoritenin gücü bu şekliyle belli olacak. Eğer oğluna yapacağı inisiyatif pasif kalırsa, kendi yönetiminde de sıkıntıya düşeceğini bilmesi sebebiyetiyle oğluna bir ceza bulur ve bulduğu ceza ise arkadaşlar gözlerine mil çektirmek. Mil dediğimiz katran, yani zift çektiriyor, göz kapağı kapatıyor. Ve tarihte de hatta şehzadeye ilk defa mil çekme diyerekten de kayıt altına alınmıştır. Fakat bu da bir müddet sonra bizim Murat'ı rahatsız edecektir. Bu rahatsızlık vicdana dönecektir. Böyle acı içerisinde kıvranarak yaşamaktansa ölüm belki onun için daha iyi bir kurtuluş diyerek hemen verdiği bir fermanla cellatları hapishaneye, zindana inecekler ve savcı beyin boğdurularak ölümünü gerçekleştirecekler. İşte burada hani hanedanın ortak malıdır ifadesi olunca bir anda taht kavgalarının baba yaşarken bile başladığını görünce Murat diyor ki ülke padişahın ve çocuklarının malıdır dedi. Bu dediğinden de çok da pişman olduğunu bir önceki örnekten de görmüş oluyoruz. İşte bizim ikinci Mehmet, birinci Murat'ın yaşamış olduğu hem şehzade isyanından aldığı feyzle hem de kendi kardeşleri arasında oluşan entrikalardan dolayı hükümdar olduğu an itibariyle çıkarmış olduğu uygulamasının içinde veraset değişikliği en önemlilerinden biridir. Ülke padişahın malıdır. Bundan sonra yok çocuklarınmış, yok hanedanınmış, bunların hepsini geride bırakıyoruz der. Ve tabii bunu demesiyle de beraber 2. Mehmet neyi getirdi? Kanunname-i Ali Osman ismindeki kanunu da net bir şekilde yayınlamaya başladı. Bunun içinde hem ülke padişahın malıdır, öyle çoluk çocuk kimseye ait değildir, ben öldükten sonra gereken koşullar yapılsın diye bakmıştır. İkincisi sancak usulünü yasallaştırmıştır. Üçüncüsü cülüs bahşişini yasallaştırmıştır. Ve kardeş katli bundan sonra uygulanacaktır diyerekten de resmiyette çıkmıştır. Şimdi böyle konuştuğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in çok gaddar bir ruha sahip olduğunu algılayabilirsiniz. Fatih yapmak istediği aslında bir korku salmaktı. Bugüne kadar olan taht kavgaları, kardeş kavgaları ya da şehzadelerin bir şekilde öldürülmelerini engellemek adına aldığı bir önlemdi. Belki bu koyduğum kat'i yasalar bu tip şeylerin de önünü alır diye düşündü ama maalesef bu da pek bir çözüm getirmedi. Sonrasında 1. Ahmet'imiz yine değişiklik yapacak. Ekber ve Erşad ismi verilen bir sistem getirecek. 1. Ahmet hatırla, 1. Ahmet sancakta eğitilmeyen bir padişah, sancakta yetiştirilmeyen bir padişah. Almış olduğu karar tamamen duygusallığıyla bağlantılı olacak. O da en olgun ve de en yaşlısı, kimse en akıllısı, kimse bundan sonra padişah o olsun diye bir karar verecek arkadaşlar. Şimdi buradaki Ahmet'in tabii ki yaptığı iş sistem şu, babasının 3. Mehmet'in sancağı kaldırmasıyla şehzadelerin özellikle çok fazla katlinin olduğu bir döneme yaşamasından dolayı kardeşlerinin ölümünden çok acı duyan 3. Mehmet bir sistem geliştirmiş arkadaşlar. Ve demiş ki şehzadeler ne birbirlerine düşsünler ne de işte anneleri tarafından benim oğlum tahta geçsin diye diğer şehzadeyi zehirleyip boğdurup bir şekilde ölümünü gerçekleştirmesinler diye koruma altına almak için sarayda bir odayı tahsis etmiş. Ne kadar şehzade varsa onları işte yaklaşık 3 yaş 5 yaş itibarıyla o odaya koymuş ve Blue çağına gelene kadar orada tabii yine belirli eğitimlerini almak kaydıyla ama ne anne ne de bir başkası, yani padişahın belirlediği kişiler haricinde kimseyle görüşmelerini yasaklamışlar. Dışarı bahçeye falan çıkmak da yok bunun içinde. Ve buna şimşirlik adı verildi. Halk arasında ise kafes sistemi ismini verdiler. Tabii bu çok sağlıklı bir ortam değil çünkü yaklaşık 15 sene kadar süre içerisinde anne, baba ya da ona benzer yakın hiç kimseyi görmeden bahçeyi sadece kafes şeklindeki camlardan izleyen bir çocuğun psikolojisinin çok sıhhatli olacağı da söz konusu değildir. İşte buradan dolayı Ahmet o şimşirliği kaldıracak ve oradan yetişen birisi olması sebebiyetiyle zaten büyük bir ızdırapla çıkacak. Ve kardeşlerinin de taht kavgalarını önlemek için ne kadar şehzade varsa ve hükümdar öldükten sonra en akıllısı, en olgunu kimse
Onu seçelim, o padişah olsun diye bir karar verecek ama maalesef tabii bu dönemler şimşirlik denilen sistemden çıkan eğitimsiz padişahların dönemi olması sebebiyetiyle, tecrübesiz padişahların olması sebebiyetiyle Osmanlı'nın yönetiminde oldukça sıkıntı yaratacak.